Sevgili seyirciler, titreme nöbeti geçiren ya da kas katı kesilen Parkinson hastaları beyin pili tedavisine sarılıyor. Tıpkı 56 yaşındaki Sabri Özlü Albayrak gibi. İlaç tedavisinin yan etkileriyle hayatı tam anlamıyla kabusa dönen Parkinson hastası beyin pili mucizesi sayesinde normal hayatına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Titreme nöbetleri yaşıyor, kimi ise bir katılık hissi. Beyin pili ameliyatıyla gündelik hayatlarına geri dönen Parkinson hastalarına bugün 56 yaşındaki Sabri Özlü Albayrak da katıldı. Rahat bir şekilde ameliyat oldum. İyiyim, eskisine göre çok çok iyiyim. Vücudundaki katılığın nedeni Parkinson. 7 yıl önce bir Parkinson bulgusu olarak sol tarafında başlayan tutukluk bugün artık hareket etmesine engel oluyor. Ve Sabri Özlü Albayrak artık öyle çok Parkinson ilacı içiyor ki ilaçların yan etkisini yaşıyor. Hastalar uzun yıllar ilaç kullandıklarında başta ilaca iyi cevap verirken zaman dilimi içerisinde ilaçların yan etkileri ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar gördüğümüz gibi genelde motor yan etkiler daha erken evrelerde, daha sonra da psikolojik yan etkiler bunlara eklenebiliyor. İşte ilacın yan etkisi olarak yaşadıkları bu istem dışı hareketler. Sabri Bey sürekli bir seçim yapmak zorunda. Ya kas katı kalıp hareket edemeyecek ya da ilaç alıp aşırı hareket edecek. Donukluk da kötü bir şey, duruk yani. Hareket fazlalığı da rahatsız ediyor. Özellikle toplum içine girdiğiniz zaman işte davranışlarınızı takip ediyorlar. İstem dışı hareket ediyorsunuz, bu size yorgunluk veriyor mu? Kesin yorgunluk veriyor, aşırı terleme, kilo kaybını önden alıyor. İleri evredeki hastalar daha fazla daha sık ilaç verelim dediğimiz zaman bu yan etkileri daha yoğun yaşamaya başlıyorlar. İlaçları azaltalım, hasta bu problemleri yaşamasın dediğimiz zaman da kalkıp yürüyüp hareket edemiyorlar. İşte böyle hastalarda yüksek doz ilacın yaptığı işi üstlenecek bir başka tedavi yöntemine ihtiyaç var ki beyin pili ameliyatları da bize bunu sağlıyor. İşte ilaç yan etkileri yaşayan pek çok hasta gibi Sabri Özlü Albayrak da beyin pili ameliyatı olmaya karar verdi. Çünkü bu ameliyatın ardından hayatının gidişatını da değiştirecek. Çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Evleneceksiniz galiba ameliyattan sonra değil mi? İnşallah. Öyle bir düşüncemiz var. Ve ameliyat günü. Hepiniz buradayız, oldu mu? Tamam. Çok sağ olun. Tamam, hadi seni seviyorum. Ameliyat sırasında telefonda nişanlısıyla konuşan Sabri Bey, doktora Ali Zırh'a verdiği tepkilerle doğru noktanın bulunmasına yardımcı olabilmek için uyanık. Ve elektrotlar beyin hücrelerinin çekirdekleri içinden geçerken bile hastalık bulgularında iyileşme hissediyor. Şu anda ameliyatın ortasındayız. 3'te 2'sine doğru yaklaşıyoruz. Kafatasımızda 2 tane delik var. Beynin bir yanındaki haritalamayı, hücrelerin yerini bulma işlemini bitirdik. Şu anda beynin öbür yanı üzerinde çalışıyoruz. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi şu anda? Çok rahatladım. Haritalama işlemini bitirdikten sonra beyne beyin elektrotlarını yerleştireceğiz. Daha sonra beyin ameliyatı kısmımız bitecek. Sabri Bey 2-3 hafta bize düzenli gelecek. Pil ayarlarını yapacağız ve onu hastalık bulgularını en aza indireceğimiz ayarlara getirmeye çalışacağız.